Tamam. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp. Level Up serimizde bugün Mazhar Tercan'la birlikteyiz. Kendisi TI Pilates'te genel müdür ve bugün hem otomotiv sektörüne dair hem de başarılı olma üzerine sorularımızı konuşacağız. Ayberk hazırsa başlayabiliriz. Hazırım, evet. Masar amca, tekrar merhaba bu arada. Evet. Masar amca, öncelikle kısaca biz sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Tabii ki. İyi akşamlar. Öncelikle hepinizin bayramı kutlu olsun, mübarek olsun. Sizlere, ailenize, sevdiklerinize güzellikler getirsin. Ben makine mühendisiyim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. İlk önce askerden önce bir firmada çalıştım, makine üzerine, dizayn üzerine. Daha sonra da uluslararası firmalarda vardiya amirliğinden başlayıp üretim vardiya amirliğinden şef, müdür, fabrika müdürlüğü yaptık Türkiye'de ve yurt dışında. Yaklaşık 7 yıl yurt dışında kaldım. İş dolayısıyla. Yani burada uluslararası ortamda çalışmanın kolaylıkları, zorlukları var. Benim bu fabrikalarda benim özellikle baktığım yönetim konusunda, bütçede, yalın üretim konusunda liderlik etmek, yönlendirmek. Şu anda TI Otomotiv firmasında genel müdür olarak çalışıyorum. Biz arabaların benzin deposunu yapıyoruz. Toyota, Honda, Tofaş, Renault arabaların benzin deposunu biz sağlıyoruz. Ben de beni davet ettiğiniz için başta Ayberk olmak üzere sizlere teşekkür ederim. Bu benim için büyük bir zevk. Gençlerle olmak, onlarla bir şey paylaşmak. Çünkü sizler bizim Türkiye'nin geleceğisiniz. Yani ben her zaman yapabildiğim desteği yapmaya hazırım, paylaşmaya hazırım. Teşekkür ediyorum. Buyurun Ayberk'cim. Biz teşekkür ediyoruz Basar amca. O zaman hemen şöyle devam edeyim. Basar amca, kariyerinde başarı adımların nasıl ilerlediğini merak ediyoruz. Öncelikle başarılı olmanın da hangi özelliğini seni ön plana çıkardığını açıkçası merak ediyorum ben. Şimdi başarı için bir reçete yok. Başarıda ilk önce işe girildikten sonra hangi bölüm olursa olsun, hangi işletme, fabrikada olursa olsun onu çalışmak lazım. Kurallara ve prosedüre uygun çalışmak lazım. Ben çok çok genel olarak ben şunu söylemek istiyorum. Çok genel olarak yani özel hayat da başlıyor. Şöyle ki yani mesela sabahları erken kalkmak, işten önce hazırlık yapmak, bu bir avantaj sağlıyor. Yani mesela işten 2 saat önce kalkıp o gün neler planlıyorsunuz veya özel işlerle ilgili bir iki not önceden bir bakmak lazım. Yani bu bir avantaj sağlıyor insana kesinlikle. Bir de sürekli kendini geliştirmek. Yani bu kendi branşı ile ilgili kitaplar okumak. Şu an internette çok güzel yayınlar var. Abone olabiliyorsunuz. Bazen para vermeden de olabiliyor. Okuyarak geliştirmek onların pozitif katkısı olduğunu düşünüyorum. Bir de yapılan işte yoğunlaşabilmek. Yani bu çok genel konuşuyorum. Ders çalışırken de belki aynı şey.
iş yaparken de yoğunlaşıp düşünebilmek. Yani bazen oluyor ki mailler geliyor, şey geliyor, dikkatini dağıtıyor. İşin bölünmesine müsaade etmemek lazım. Tabii bu yoğunlukta mesela biraz önce dedim ya, internette çok güzel faydalı şeyler var. Bazen de çok zaman tüketici, yani insanın zamanını öldüren yayınlar var. Onlara da kaptırmamak lazım. Yani oyundur veyahut da internete o daldan o dala o daldan atlıyorsun. Bir bakmışsın bir saat geçmiş, iki saat, üç saat kat. İnsanın gelişimine katma değeri yok. Onlardan da uzak durabilmek lazım. Bir de hedefi, bu kişisel hedefler olabilir, şirket hedefleri olabilir. Bunları her zaman hatırlamak lazım. Yani hedefim ne, benim hedefim ne, bana verilen şirkette hedefler ne, onları her zaman aklımıza tutmamak lazım. Ve bir de çocuklar yeterli uykuyu almak lazım. Sağlıklı olabilmek için aktif bir sporla ilgilenmek çok faydalı. Yani orada insanı enerjik tutuyor, daha fazla yoğunlaşmasını sağlıyor, enerjisini döküyor. Yani ben genel olarak söylediğim bunlar ve işte başarılı olmadan diyelim ki işe girdiniz. İşteki talimat ve prosedürler önce çok iyi bakıp benden ne isteniyor, benden ne yapmak isteniyor. Onu amirlerle, çevreyle iyi iletişimde bulmak. İyi iletişimde ve soru sormaktan hiç çekinmeyin. Bir şey anlamaktan. Yani şöyle düşünün. Ya ben soru sorarsam benim sorum çok komik olur mu? Veya ben böyle affedersin aptal durumuna düşer miyim? Veya benimle böyle eğlenirler mi? Bunları asla düşünmeyin. En kötü şey insan içinde atması, yani soru sorma cesaretinizi her zaman kendinizde bulun. Evet Pasar abi, gerçekten ben de o özellikle sosyal medya kısmında ben de elenenlerdenim yani. bu arada hemen teşekkür ederim bu arada cevabından dolayı Masar amca. Alper Tepe arkadaşım bana sormam için hemen bir soru yöneltmiş, onu söyleyeyim. Mühendis kendine neden daha çok yöneticilik, yani müdürlüğe yöneldiğini merak etmiş Alper. Evet. Şimdi Alper, bazı şeyler doğal olarak gelişiyor. Yani ben vardiya amiri olarak başladım. Bu en son ikinci firmamda. İşte gece gündüz üretimde çalışıyoruz. Üç vardiya. Kuzuluk, Akyazı, Sakarya'nın ilçesi. Ayberk'in ailesiyle, babasıyla da annesiyle de orada tanıştık. Yani tabii ki o zamanki hedefimiz vardiya amiri olduğunda bizim hedefimiz üretim şefi olmaktı. Üretim uzmanı olmaktı. Bu bir süreç. Ondan sonra işte çalışıyorsun, ne diyorsun? Bu doğal olarak şeflik geliyor, müdürlük geliyor. Ben biraz önce dedim ya, hedefler koymak gerekiyor insanın kendisine. Bu hedefleri de çalışmakla artı şirketin verdiği hedefleri gerçekleştirip yerine getirmekle zaten amirler sizin yaptığınızı görüyor ve zaman içerisinde de o bölümde veya diğer bölümde doğal olarak terfi alıyorsunuz, promosyon alıyorsunuz. Yani ben yalın üretim müdürlüğü yaptım, yalın üretim müdürlüğü, fabrika müdürlüğü. Yani o doğal olarak işleyen bir süreç Alper. Umarım teşekkürler. Basar amca, umarım Alper de cevabını almıştır diyorum. Belki istersen şey yapalım. Önce mezun olmadan önceki sürece dair sorular soralım. Sonra da mezuniyetten sonraki kısma bakarız. Ben bir soru sorabilir miyim eğer izniniz olursa? Şey sormak istiyorum. Her alandaki mühendislik öğrencileri için mezun olmadan önce yapın dediğiniz böyle bir 5 madde ya da birkaç madde var mı söyleyebileceğiniz? Evet. Şimdi
Mühendislikte okuyan arkadaşım, şimdi bizim Türkiye'nin bulunduğu konum, biz Avrupa ile Amerika ile iç içeyiz ticarette. Hangi sahada çalışırsak çalışırsak uluslararası firmalar bir şekilde iletişim oluyor. Hatta Çin şu an yeni devreye giriyor. Bir defa İngilizce olması şart arkadaşlar. Yani bir temel olarak bir İngilizcenin olması gerekiyor. İkincisi, benim mühendis mezun olduktan sonra en çok zorlandığım kişi saha yönetim oldu. Yani bir yere amir olarak neticede bırakıyor. Ben bakım mühendisliği yaptım. Orada işte 15 kişiden sorumluydum. Vardiya amirliği olduk. İşte atıyorum 50 kişiden şeyden. Ama bu yönetim konusunda ben kendimi çok zayıf hissettim. Yani keşke dedim öğrenciyken üniversitede seçmeli derslerde yönetim üzerine kendimi geliştirmiş olsaydım. Orada bir de analitik düşünme konusunda insanın kendini daha bir geliştirmesi lazım. Yani bu analitik düşünce derken ne yapılacağını çok açık, net olarak belli olması lazım yani. Daha, bu da yine yönetime giriyor aslında. Yönetimle ilgili öğrencilerin, mühendislikte okuyan sizlerin biraz daha ağırlık verilse daha iyi olur diye düşünüyorum. Benim yaşadığım bu. Çok teşekkür ederim. O zaman ben son bir soru sorup Ayberk'e geri döneyim. Şimdi stajlarda olsun gerek, iş alımlarda önceden hani okul ismi ve ortalama çok öndeyken bazı firmalar yetkinlik bazı CV'lere yöneldi. Sizce bu durum nasıl, yani sizin firmanızda mesela bu nasıl uygulanıyor? Yani bizim insan kaynakları bölümümüz doğal olarak bu süreçleri yönetiyor. Belli bir limitimiz var. Ama çok fazla mesela başvuru olduğunda adil olmak için bu kriterlere bakılıyor. Yani sonuçta bir seçim yapacaksınız. Neye göre yapacaksınız? Yani bunda başarı notunu değerlendiriliyor. Yani bunlara biz de bakıyoruz staj yapan genç arkadaşlarımızda. Yani ben en son iki arkadaşla görüştüm, bir saha turu yaptım. Çok güzel onlardan öneriler geldi. Şaşırdım hatta. Çok da hoşuma gitti. Endüstri mühendisliğinde okuyan iki genç arkadaşımızdı. Çok da hoşuma gitti. Dedim ki ne güzel böyle fikirler üretebiliyorlar. Değişik sahalarda kendilerine güvenleri çok hoşuma gitmişti. Yani o derece puan dikkate alıyoruz. Evet. Teşekkür ederim o zaman. Ayberk devam edebilir. Evet. Masar amca, tekrardan hemen az önce şey söyledin ya, İngilizce çok önemli işte, İngilizce ile alakalı. Benim bildiğim kadarıyla, ben en azından küçükken hatırladığım kadarıyla, senin Japon misafirlerin olur. Japonya'dan misafirlerin gelirdi. Evet. Japonca bildiğini biliyorum oradan ve bildiğim kadarıyla ekstra Fransızca da bildiğini biliyorum. Doğruyum değil mi bu konuda? Ya şimdi bizim şöyle, Japon firmasıydı. Bizim, Yazaki. Evet, Yazaki'de 5 tane müdür var. Müdürler İngilizce bilmiyor. Biz 3 ay Japonya'da kaldık. Japonca eğitimi gördük. Türkiye'de de gitmeden önce bir 3 ay eğitim görmüştük. Yani mecburen Japonca öğrenmek zorunda kaldık. Tabii bu yani süper şekilde değildi ama çok rahat şekilde iletişimi sağlayabiliyoruz. Bir de Japonca ile Türkçe aynı dil ailesinden geliyor. Ural Altay. Onun için Türklerin Japonca öğrenme kabiliyeti çok daha fazla. Çok kolay oluyor Türkler için Japonca öğrenmek. Çünkü aynı aileden geliyorlar. Fransızca konusunda ben Tunus'a gittim. İşte orada Fas'a gittim. Orada İngilizce bilmek çok da önemli değil. Çünkü herkes Fransızca konuşuyor.
Benim de lisede yabancı dilim aslında Fransızcaydı. Ve daha önce de işte bir Fransız Kültür Derneği'ne falan gitmiştim. Ama öyle bir şey ki dil denilen şey tekrar edilmediği an unutuluyor. Sürekli tekrar isteniyor. Ve orada ben şey yaptım, yani dil kursuna gittim Tunus'ta. Yani orada da iletişimi sağlayabilecek bir duruma geldim. İşin gereği olarak yani Japonca ve Fransızca o dönemlerde mecburen öğrenmek zorunda kaldık. Teşekkür ederim Masar amca. Demek ki doğru biliyormuşum. Ben bir de şey merak ediyorum. Bildiğim kadarıyla zaten yıllardır anlattığından da anladığım kadarıyla otomotiv sektöründe çalışıyorsun. Evet. Bu kararı nasıl aldın? Yani şey, üniversite düzeyindeyken ondan sonra iş hayatına gireceğin zaman bir değişiklikler mi oldu? Merakım bu. Evet. Şimdi ben çalıştığım firmada 3 yıl çalıştım orada. Bir monotonluk, böyle benim özlediğim firma çalışma hayatı bu değil diye düşündüm. Yani daha böyle bir hareketlilik bekledim. Bu da, ve otomotiv sektöründe beni itti. Otomotiv sektöründe çok hareketli. Her yıl arabaların dizayn değişikliği oluyor. İşte model değişikliği. Ve bunlar araba üretici, OEM'lerin yanında bunların tedarikçilerin de bunlara paralel hazırlanmaları gerekiyor. Çok hareketli bir ortam. Dizayn sürekli takip edilmesi gereken. Aşırı dinamik bir ortam. Ama insan da bu böyle hareketli, dinamik ortama alıştığında da durgun ortamlar insanı sıkıyor. Yani hareketli bir ortam olduğu için Ayberk'im tercih ettim diyebilirim. Memnunum. Zaten Türkiye'de de Türkiye'nin ihracatında otomotiv üst sıralarda en fazla iş sahası olan alanlardan birisi de otomotiv. Muhtemelen birçoğunuz da, benim tahminim, ileride inşallah bu sektörlerde çalışacaksınız. İnşallah diyelim Masar Hoca. Biz de zaten bir bu konuda üzerinde çalışan bir Ar-Ge takımı olduğumuz için genellikle düşünen arkadaşlarımla zaten ben de otomotiv sektöründe çalışmayı düşünüyorum. O zaman hemen konuyla alakalı şey sorayım. Şu an otomotiv sektöründe çalışmak isteyen bir mühendis, başlangıç düzeyinde yetkinlikleri sence ne olmalı Masar amca? Şimdi yani o dediğim gibi İngilizce olması ilk önce belli bir seviyede konuşabilecek, anlayabilecek durumda. Ve öğrenmeye açık, kendini geliştirme, motivasyonu, çalışma isteği, öğrenme isteği, bu bir enerji olması lazım. Ve onların da şimdi insanlarla mülakat yapıldığında, insan kaynakları yapıyor çoğu zaman, onun özellikleri, istidatları, gelişimi gösteriyor zaten hangi sahasında nasıl bir özelliklere sahip. Mesela üretim bölümünde çalışacak kişiyle satış departmanında, satış bölümünde veya mühendislik bölümünde çalışacaklar, başlangıçta özellikleri farklı olabiliyor. Ama Türkiye'de bir Türkiye'nin bence zayıf bir noktası da maalesef tecrübe çok, başlangıçta tecrübe aranıyor. Yani bunu ben kendim de demiştim. Bir gün tecrübe arıyorlardı, mülakata gittim İzmir'de. Ben İzmir Bergamalıyım. Yine tecrübe soruyor insan kaynakları. Dedim ya, siz bana iş vermezsiniz. Nasıl tecrübe olsun? Ama gel gör ki şu an biz de çoğu kısımda eleman aldığımız zaman mühendislerden tecrübe aranıyor. Hatta arkadaşlara da diyorum ben. Yani mümkünse tecrübe olmadan alalım, biz arkadaşlar bizde yetişsin. Yani o öğrenme isteği Ayberk diyebilirim. Aldığı eğitim ve yabancı dil. Evet. Teşekkürler Masar amca. Hemen gene konuyla alakalı ben bir de merak ettiğim bir şey var.
Şu an genel olarak çalıştığım firma TI Fluids. İngiliz temelli bir firma diyebiliyorum ben. Evet. Firmanın genel Türk firmalardan ayıran bir özelliği var mı çalışma prensibi açısından? Genel olarak Türk firmalara göre farkını merak ediyorum yani. Evet. Bizim firma yönetim binası headquarter Amerika'da Detroit'te. Yani 60'ın üzerinde fabrikası var. Ve yıllık cirosu da yaklaşık 4,5 milyar dolar olan bir firma. Türkiye'de de iki firması var. Bir Gebze'de tank veyahut da benzin deposu üretiyor. Bir de Bursa'da dağıtım kanalı, borulama üzerinde bir fabrikamız var. Organizasyon olarak tamamen farklı. Şimdi uluslararası firmalarda, uluslararası firmalarda organizasyonda bir yerel yönetim oluyor, bir de merkezi yönetim oluyor. Ve çalışanların çoğu zaman iki müdürü oluyor. Şöyle ki mesela bir kalite müdürü, müdürü hem Türkiye'deki genel müdürü arıyor, hem Avrupa'daki kalite merkezi kalite müdürüne raporluyor. İnsan kaynakları aynı şekilde hem Türkiye'ye hem Avrupa'ya, mühendislik aynı şekilde. Buna matrix organizasyon diyorlar. Matrix organizasyon. Ve burada bu büyük organizasyonlarda hepsinde de insanların karar verme yetkinlikleri, seviyeleri var. İşte 50 bin euroya kadar mesela yatırım var diyorum. İşte 5 bin euroya kadar şu seviye 10 bin euro, 50 bin euro, 100 bin euro ve üstü diye geçiyor. Yani matrix organizasyonda merkeze bağımlı durumdasın. Tek başına karar alamıyorsun. Bunun güzelliği şu, faydası şu. Merkezdekiler her konuda daha uzman oluyor. Kalite ise kalite konusunda ekibi daha iyi yönlendiriyor. Finansla finans konumunda yönlendiriyor. Dolayısıyla daha sağlıklı kararlar alınmasına sebep oluyor. Ama ben mesela Türkiye'de iki Türk firmasıyla çalıştım. Biri aile firmasıydı. Yani tek firma içinde karar alıp ilerliyorsun, gidiyorsun. Seni denetleyen veya sana fikir verebilecek merkezi bir fonksiyonların olmaması aslında bir dezavantaj yani. Bilmiyorum Ayberk, net oldu mu konu? Yani net oldu aslında. Kurumsallık yani belli bir yerde çok önemli aslında dediğin gibi Masar amca. Haklısın bu konuda. Evet. Masar amca, bir de ben araya hemen makine mühendisliği alakalı aslında bir şey soracağım ama ondan önce bir de araya bir şey söyleyebilirim. Bu da biraz daha kişisel olabilir. Şeyle alakalı o da. Şimdi bir kariyerinde Masar amca belli bir başarı oranım var ama başarısızlıklar da illaki olmuştur. Ben başarısızlıkları ve başarısızlıkları nasıl açtım merak ediyorum senin daha çok. Evet. Ya benim başarısızlığım başarıdan daha fazladır. Yani düşünüyorum ben işe girdim, ne hatalar yaptım. Yani amirlerim bana ne kadar sabırlıydı. Bir gün çimentoda bir sipariş yapmışım, bakım mühendisiydim. Filtrelerin yanlış bir kodla Almanya'dan geliyordu filtreler. Müthiş büyüklükte bir belki 10 yıllık stok aldım. Parayı stoka bağladık. Yani ondan sonra beni amirim çağırdı. Dedi ki bak bu şekilde yapmaman lazım. İşte bunu kontrol etmen lazım. Başarısızlık her şeyde ben şanslıydım. Amirlerim beni gösteriyordu neden olduğunu ve yapmamam için yolu da gösteriyorlardı. Bu şekilde yapmam gerektiğini söylüyorlardı. Başarısızlık muhakkak olacaktır. Bu hayatın parçası. Ama siz işi yaparken her şeyde firmada bir
prosedür var. O prosedüre uygun hareket ettiğiniz halde yine de bir başarısızlık çıkıyorsa bunu sebeplerini analiz etmek lazım. Bizim firmada başarısızlığa ödül veriyorlar. Ne demek? Yani biz şimdi şöyle hem de bunu çok iyi şimdi diyeyim başarısızlık bir konu oldu. Bunu problem çözme yöntemleriyle analiz ettin. Geçici önlem, kalıcı önlem. Onları açıklandığında yarışma yapılıyor. Ve işte bunda derece alan kişi başarısının üstüne bir de 500 euro atıyorum o civarda bir de hediye veriliyor işte. Burada önemli olan neden başarısızlık yaptığını anlamak ve bunun bir daha tekrar edilmemesi. İşte buna kök sebep analizi, 5-5, 5 sebep, 5 neden, balık kılçığı var. Ondan sonra PPS dediğimiz problem çözme teknikleri. Yani başarısızlıktan kesinlikle korkmamak lazım. Ama başarısızlığı fırsat olarak görmek lazım. Ve mümkün olduğu kadar işte de yaparken danışarak takım olarak gitmek lazım. Yani burada belki ben biraz önce tam vurgulamadım başarıya götüren şeylerden birisi. Takım çalışması. Takım çalışması çok önemli. Yani burada takım çalışması yapmak da kolay değil. Yani değişik kültürlerden gelmişsin. Hatta ülkelerden olan kişilerle beraber toplanıyorsun. En iyi kararı almaya çalışıyorsun. Takım çalışması ama en doğru isabetli sonuç da yine takım çalışmalarından çıkıyor. Hatta benim izlenimim Japonların başarılı olmasının sebebi takım çalışmasına ağırlık vermeleri. Yani mesela biz Türkler genelde bu doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde anlamada süperiz. Hemen anlıyoruz. Konu anlamada böyle lep demeden lep gibi. Genel olarak yapımız yurt dışında da gördüğüm bu yani insanlarla kıyasladığımda. Bir konuyu analiz etmekte acele ediyoruz. Bir de hemen sonuca gitmek istiyoruz. Hemen sonuca. Ama mesela Japonlar daha sabırlı. Tam bir tahlil ediyorlar. Tam bir analiz ediyorlar. Ondan sonra takım kararı alıyorlar. Takım kararı takım olarak uyguluyorlar. Bizim bizde sanırım Türkiye'de takım çalışması konusunda kendimizi daha da Türk firmalarının geliştirmesi gerekiyor. Evet Masar amca. Teşekkür ederim bu arada. Japon kültüründen bahsetmişken şeyi de merak ediyorum. Şimdi Tunus'a gitmiştim belli bir süre kadarıyla. Şimdi orası da farklı bir kültür. Kuzey Afrika'da Tunus. Evet. Yani o kültür ve o nasıl bir hayat şartı vardı ve genel olarak çalışma hayatım nasıldı? Onu da merak ediyorum ben Tunus'ta. Onu çok konuşamamıştım. Yani ben şimdi mesela Japonya'da bir 3 ay eğitimi gördük. Daha sonra belli bir aralıklarla gittik. Benim orada izlenimim çocukları mesela oraya bir müzeye götürmüşlerdi, denk geldi. Bir fuara götürmüşlerdi, küçük ilkokul çocuklarını bir iki. Bir defa not alma alışkanlığını gösteriyorlar. Yani bir şey aldığında konuşulduğunda her zaman Japonların not aldığını görürsün. Çünkü ilkokuldan itibaren bu alışkanlığı kazanıyor. Bu güzel bir şey aslında. Ve eğitim sistemlerinde de başlangıçtan itibaren işte konuyu anlama, konuyu anladıktan sonra gitme, ezberci üzerine değil. Tunus'ta gittiğimizde tabii ki Tunus'un ekonomik anlamı, eğitim düzeyi Japonya ile Türkiye ile kıyaslanacak durumda değil. Ve eğitim zayıf olduğu için, her şeyin başı da eğitim olduğu için bu ekonomiye yansıyor, sosyal hayata yansıyor.
Ama Tunus'ta şöyle bir şey var. Tunus'ta Türkleri çok seviyorlar. Yani Türk deyince lokantaya gidin. Size özel indirim yaparlar. Size çok iyi karşılarlar. O da tarihten gelen bir şey sanırım. Osmanlılar zamanında, Osmanlılar orada kalmış yüzyıllarca. Hatta Türk vatandaşları da var. Orada her ne kadar Türkçe konuşamıyorsa isim, soy isimler falan. Kemerci falan böyle çok soy ismi gördüm. Türkler var. Onlar çok iyi bir izlenim bıraktıkları için Türkleri Tunus'ta ve Fas'ta çok seviyorlar kültür olarak. İyi niyetli insanlar fakat eğitimde geliştirmeleri gereken çok noktalar var. Eğitimde üstünde durmaları gerekiyor. Öncelikle bir daha hemen arkadaşlarıma şöyle söyleyeyim. Teşekkürler bu arada Masar amca. Soru sormak isteyen arkadaşlarım lütfen chat kısmından yazarsa ben iletebilirim. Veyahut da raise hand da yapabilirler. Bakıyorum daha var. Masar amcacığım link kapanabilir. Bir 5-6 dakika sonra tekrar aynı linkten giriş yapabiliriz bu arada. Onu da hatırlatayım. Tamam. Ben biraz daha makine mühendisliği özelinde birkaç bir şey sormak istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlarımdan da sormak isteyen olursa bekliyorum. Masar amca, 2 yıl aşkın müstedir şimdi TI Filüs'te çalışıyorsun ve TI Filüs'te ben bir makine mühendisi olarak merak ediyorum. Bir makine mühendisi TI Filüs'te çalışabileceği alanlar nelerdir? Yani mesela ben özellikle bizim de ekibimizde makine mühendisi genellikle tasarımla uğraştıkları için bir Ar-Ge ekibiniz var mı? İlla ki var. Ben merak ediyorum yani. Evet. Şimdi makine mühendisi keza elektrik de öyle. Endüstri de öyle. Her bölümde çalışabilir. Fabrikaların mühendislik bölümü, bakım bölümünde, üretimde. Hatta mesela ben şeyi dikkat ettim. Toyota'nın, Tofaş'ın satın alma direktörleri makine mühendisi. İlginçtir yani satın almacılar. Çünkü onlar da mesela üretimden, mühendislikten geçmişler. Daha sonra satın alma farklı bir bölüme geçtiklerinde daha kararları daha isabetli oluyor. Yani makine mühendisi ben bunu diğer bölümlerdeki arkadaşlar için de söyleyebilirim. Her bölüm için söyleyebilirim. Her bölümde çalışılabilir. Bizim Ar-Ge kısmı şu an Almanya'da yapılıyor. Çünkü maliyetleri azaltmak adına tek yerde toplamışlar. Şirkette rekabetçi yönü olması lazım. Rekabetçi olamazsınız zaten piyasadan iş alamazsınız. Yani Ar-Ge'de de çalışıyor. Çok geniş. Yani girilen yerde kendinizin yapısı uyduğunda o konuda ilerlenebilir veyahut da o bölümden bir yıl sonra diyelim ki üretime veya mühendisliğe girdiniz. Bir yıl sonra diğer bölüme transfer olunabilir duruma göre, ihtiyaca göre. Mesela bizim mühendislik müdürünle görüştüğümde onun makine mühendisinden beklentisi PLC bilgisi. Çünkü bizim makine ağırlıklı bir fabrika olduğu için robotlar, otomasyon ağırlıklı PLC bilgisini bizim fabrikada TI otomotivde tercih ediliyor mesela. PLC bilgisi olması büyük avantaj. Çünkü her taraf makine ağırlıklı bir işletme. Bizim toplam 240 kişi çalışan var. Toplam. Ama Türkiye'deki en büyük araba fabrikalarına, OEM'lere mesela biz onların tankını veriyoruz. Toyota'nın mesela. Günde 1000 tane araç yapıyor. Tofaş, Renault keza öyle, Honda. Yani bunu hep bu otomasyonla, robotlarla üretim yapıldığı için dolayısıyla makine mühendisi olsun, elektrik olsun, PLC bilgisi önemli. Ay belki. Evet.
Teşekkürler Masar amca. Ben bir de ekstradan bakıyorum şu an. Genel olarak bizim projemiz ve takımımız üzerinden de birkaç soru sormak istiyorum. Ben sana hafiften bahsetmiştim zaten Solartim adına, Solartim'den biraz güneş enerjili söylediğim kadar söylemiştim. Güneş enerjili araba yapıyoruz zaten ve uluslararası yarışmaya çalışıyoruz. Süper. Ne güzel. Sen Masar amca zamanında okuldayken, ODTÜ'deyken böyle bir Ar-Ge projesinde bulundun mu? Veyahut da böyle bir Ar-Ge projesindeki bir insan, bizim gibi bir öğrenci. Sence bu projeden ne elde edebilir yani işe girmeden önce azanım olarak? Yani bizim de çalışma gruplarımız vardı öğrenciyken. Projeler vardı, ortak yaptığımız projeler. Tabii biz bunları geçirme... O zamanın şartları kaç yıl önce nispeten kısıtlıydı. Ama proje grubunda çalışmak bize öncelikle insanın ufkunu açıyor. Farklı hayatın farklı yönlerini gösteriyor. Ve hayata daha iyi hazırladığını düşünüyorum. Yani mesela Yunus Emre, senin arkadaşın, evet. Onlar da araba yaptılar mesela. Bahsettiğimi bilmiyorum. Güneş enerjisiyle hareket yapan arabalar projelerinde vardı. Hatta ilk senesinden onu yaptılar. Benim oğlum, istersen Ayberk bahset. Yunus Emre'den. Yunus Emre bu arada aynen. Kendisi Almanya'da, München dedin mi Masar amca? Hannover'de, Leipzig'te makine mühendisliğinde okuyor. Yani ben de şaşırdım. İlk yılda proje verdiler. Araba, güneş enerjisiyle çalışan bir araba projesi. İşte onlar daha çok uygulamaya, tatbikata Avrupa'da üniversiteler ağırlık verdiklerini gördüm. Benim izlenimim. Şimdi Yunus Emre Almanya'da okuyor. Senin de yani çocuğun olduğu için Almanya'da okutmayı sen tercih ettin büyük ihtimalle. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani Yunus Emre de etmiş olabilir. Almanya'ya göndermedeki amacın hani bu söylediklerin miydi? Yoksa hani Türkiye'den şey olduğunu düşünüyor muydun gerçekten? Hani daha iyi yetkin bir mühendis olacağını düşündüğün için mi Almanya'ya gönderdin? Yok. Yunus Emre'nin tercihiydi. Yunus Emre'nin tercihiydi. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Benim Türkiye'de üniversitelerden mezun olup Avrupa'da çok başarılı şekilde çalışan arkadaşlarımız var. Yani yöneticiler var, genç arkadaşlarımız ve başarılı ve uluslararası firmalarda. Burada önemli olan nokta insan çalışması, kendini geliştirmesi. Şimdi ben fabrikada birçok insanın hangi üniversiteden mezun olduğunu bilmiyorum. Merak da etmiyorum aslında. Hı hı. Onların performansına bakıyorum. Yani katkısı nedir? Müdür aydın da hatta bilmediğim hangi okuldan, üniversiteden mezun bilmediğim arkadaşlar var. Benim için önemli olan onların fabrikaya verdiği katkı. Üniversite belki işe girerken bir değerlendirme kriteri olabilir belki bazı yerlerde. Ama girdikten 3 ay sonra, 1 yıl, 2 yıl sonra artık tamamen sizin kişisel gelişiminize bağlı bir şey. Ve bunun da çok güzel örnekleri var Avrupa'da, Amerika'da, hatta Uzak Doğu'da. İnşallah sizleri de böyle belki bazı arkadaşları ileride göreceğiz yani Avrupa'da, Amerika'da. İnşallah diyelim. Chat'ten hemen bir soru gelmiş. Esra sormuş. Firma sürdürülebilinde firmanızın yaklaşımı nedir demiş. Nasıl demiş. Yani rekabetçi olması, rekabet olamazsa firma ayakta kalamaz, yeni projeler alamaz. Bunun için de maliyetlerin sürekli olarak kısaltılması lazım. Bu yalın üretim dediğimiz
Mesela bunlardan bir tanesi Toyota üretim sistemi, yalın TPS, Toyota Production System. TPS bunlardan bir yalın yaklaşım önemli. Maliyetlerin ve kalitenin de iyileştirilmesi. Kalitesi kötü olan hiçbir firma ayakta kalamaz, rekabet edemez, yok olmaya mahkumdur. Düşünün ki yani Toyota'nın İngiltere'de, Almanya'da yakıtından koku geliyor, sızıyor şeyde. Ne kadar onlar için kötü bir imaj. Bir sonraki projede bunu değerlendirme ihtimali şirketin zayıflar veya başka şeyde. Kalite ve maliyet çok önemli. Kalite ve maliyet. Sürdürülebilirlikte en büyük şey. Maddelerden bir tanesi. Evet. Bu arada teşekkürler Masar amca. Hemen konuyla alakalı bir soru daha var. Yalın üretime değinmişken biraz da bundan bahseder misiniz demişler. Evet. Yalın üretim arkadaşlar genelde bu şirketlerde Toyota'yı örnek alıyorlar. TPS dediğimiz ve Kaizen yaklaşımı olan bu çalışmalarda da Kaizen'de de yalın üretimde bir kişisel öneriler var. Bir işi nasıl yapabilirim çalıştığımız sahada. Bir de grup şeklinde çalışmalar var. İşte bu grup çalışmalarında kalite kontrol çemberleri olabiliyor. Jishuken dediğimizde Jishuken günlük workshoplar, çalıştaylar olabiliyor. Ve bunlarla ilgili firmaların çoğunda da zaten yalın üretim bölümleri var. Bu işleri koordine eden, yönlendiren. Burada MUDA, Japonca MUDA denilen israfın waste, israfın elimine edilmesi, maliyetin ve kalitenin arttırılması. Mesela bizim şirketimizde geçen yıl 2019 yılı içerisinde teşvik anlamında herkesi öneri veren herkesi kabul edilsin veya edilmesin belli bir puanı geldikten sonra hediyeler verdik. Kabul edilenlere daha büyük hediyeler verdik. İşte bu küçük bir bardaktan laptopa kadar olabiliyor veya telefon olabiliyor durumuna göre. Teşvik ediyoruz insanları çünkü ne kadar farklı görüşler, fikirler olursa çok güzel bir şeye temas edebilir. Biz bundan fayda edebiliriz diye. Bu genel olarak tüm firmalarda da yalın üretimle ilgili çalışmalar teşvik ediliyor. Hatta uzman kişilerden de destek alınıyor. Çünkü Türkiye'de de yalınlı hizmet veren bayağı bir kuruluş var. Uzman arkadaşlar var. Oradan da destek alınabiliyor. Yani MUDA'nın israfın azaltılması ana hedef. İşte bunu da detaya girmek istemiyorum. Bunu gerçekleştirmek için standard work dediğimiz işlemler var. Yani her şeyin işleminin standart olması, talimatının yazılması ki çalışan kişi hata yapmaması, prosedür talimatının açık net olması. Detaylar var, onlara girmek istemiyorum. TPS evi dedikleri, TPS house. Hatalı durum, kesinlikle üretme, hatalı gördüğünde anında durdur. Hatalı üretmemek ve israfı MUDA'ya azaltma, kısaca yalın diye tanımlayabiliriz. Ben diğer arkadaşlarını da duyabilir miyim acaba? Onların. Tabii hemen soru sormak isteyen varsa bana yazıyorlar genellikle chat kısmından evet. Sorularını da iletiyorum. Tamam. Önceden de sorular aldık bu arada Masar amca. Onları da iletiyorum. Sadece ben isterim. Ama arkadaşlardan yeni de sormak isteyen varsa reizen kısmından bakıyorum. Kendileri yine sorabilirler. Eğer soruları yoksa ben artık son sorularım var Masar amca. Hemen onu sorayım. Yani genel olarak bizim takımımızla alakalı bir soru sormak istiyorum. Şimdi bizim
ürettiğimiz güneş enerjili arabalar da ve genel olarak yenilenebilir enerji kaynaklı araçlar hakkındaki düşüncelerini ve gelecekteki pazar payları konusundaki düşüncelerini merak ediyorum mesela. Alo. Alo, sesim geldi mi? Hat kesildi mi acaba? Alo, sesim geliyor mu Masar abi şu an? Alo. Ayberk'cim duyamadım ben seni, kesildi. Tamam, hemen bir daha sorayım Masar abi, hiç sıkıntı yok. Ben şeyi merak ediyorum, tekrar söyleyeyim. Bizim ekibimizin yaptığı gibi güneş enerjili araçlarda genel olarak ve yenilenebilir enerji kaynaklı araçlardaki kaynaklar üzerine, araçlar üzerindeki düşüncelerini merak ediyorum ve ekstra gelecekteki pazar payları hakkındaki yorumunu ben duymak istiyorum sadece. Evet. Yani şu an genel trend özellikle elektrikli araçlarda bir büyük teşvikler var hükümetlerin. Türkiye'de başladı. Bu karbon emisyonunu yayılımını azaltmak adına yani pazar payı olan en fazla elektrikli araçlar var. İşte büyük firmaların muhakkak zaten bir elektrikli araç kısmı var uzun vadede. Şu an için pazar payı küçük ama ileride uzmanların belirttiği işte %50'ye geçen tahminlerde bulunuyorlar. Tabii bu yıllara bağlı bir gelişim olacak. İşte onun altyapısı, doldurma üniteleri olması gerekiyor. Muhakkak burada petrol yakıtlı ürünlerden buraya doğru bir dönüşüm var. Bir trend var. Dediğim gibi bunlar da teşvik de alıyorlar. Bu güzel bir şey yani çevreyi korumak adına bizim mesela firmada Flüts'te bu konuda özel bir çalışma yapıyor. Firmalarla da çalışıyor aynı zamanda. Çünkü değişen şartlara firmaların kendini adapte etmesi, uydurması çok önemli sürdürülebilirlik anlamında. Bu giderek gelişen bir eğilim olarak karşımıza çıkacak. Güneş enerjisiyle konusunda arabaların o konuda fazla bir bilgim yok. Ama elektrik araçlarının ticari bir boyutunun olduğu, yani çok daha yaygın olarak kullanılacak. Teşekkürler Masar amca. Hemen konusu açılmışken bir de şey sorabilir miyim? Emisyon testi demişken yani genel olarak egzoz emisyon testi muhabbetinde genel olarak firmalarında hani ben bu konuda çünkü bu elektrik konusuna geçişte yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişte biraz daha zorunluluk gibi olduğunu düşünmeye başladım. Yani en azından gördüğüm haberlerden de dolayı. Çünkü çoğu firma yani isim vermek şey olursa Volkswagen mesela bu egzoz emisyon testlerine yaptığı hilelerden sonra yani ben de biraz firmalara karşı güvenim de biraz şey oldu bu konuda sarsıldı. Hani sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani şimdi ülkelerde emisyon oranları var. İşte bir değer şu an aklımda değil. Hedef gösterdiği oranlar var. Her yıl bunu daha da bir azaltıyorlar şeyde. Yani orada biraz rekabet durumları da olabilir Ayberk. Yani orada mesela Fiat Chrysler'ın da Amerika bu emisyonla ilgili bir kandırmacı cheating olayı medyaya düştü. Volkswagen'in malum dizel olayı. Bu olaylarda olayın bir de ticari boyutu da var. Yani bazen mesela ülkelerde otomotiv firmaları iş gücünü temsil ediyor. İşte bir Fiat mesela sadece İtalya'da büyük bir toplam GDP'ni temsil ediyor. Böyle olunca yani oradaki hareketler bile siyasi de ilişkili de olabiliyor. İlişkili de olabiliyor. Bu
biraz karanlıklı bir şey. Ama mesela Volkswagen gibi dünya devi, dünyada en çok üreten firma, Toyota'yı da geçti. Bunların çok büyük grupları Amerika'da, Avrupa'da, Çin'de bu emisyon oranlarını düşürmek için çalışıyorlar. Ve işte bu COVID'den dolayı da hatta bunun birazdan bu kadar COVID-19 biliyorsunuz sağlık krizine, finansal krize dönüştü. Biraz gevşetilmesini istiyor firmalar. Böyle bir konu da gündemde. Yani bu bu programla işte emisyonun az gösterilme olayı işte cezalar da verildi şeyde. Yani demek ki böyle bir şeyler olabiliyormuş. Yani CEO dedi ki benim haberim yoktu. Teknik ekip yapmış bilmem. Ama biraz bence bunun biraz da siyasetle de alakalı, ülkeler arası politikayla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Haklısın aslında Masar amca. Yani bu konuya ben biraz o şeylerden dolayı takılmıştım. Dediğin gibi. Teşekkür ederim. Beni bilgilendirdiğin için bu konuda. Ve arkadaşlarımın eğer ekstra soru yoksa son bir soru daha var. Esra sormuş. Hemen onu da sorayım. Endüstri 4.0 uygulamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Firmanızın bu konuda çalışmalar yapıyor mu demiş kendisi? Biz, bizim firma Endüstri 4'e göre çalışıyor. İşte bir özel ekibimiz var bu konuda. Ve şu an COVID, korona öncesi çok güzel bizim ekibin geliştirdiği çalışmalar oldu. Bizim Türk ekibin. Ve TI Avrupa yönetimi de bunun diğer Avrupa ülkelerine yaygınlaştırılması yok eten kararını aldı. Hatta bir komisyon kuruldu. Türkiye'den de arkadaşlarımız seçildi bu yönlendirmede. Bu bizim için gurur verici bir şey. Bizim teknik ekibin Endüstri 4'te kendine has uygulamalar yapması ve bunu da diğer 10'a yakın Avrupa ülkesinde TI fabrikasında uygulamaya geçmesi. Biz bu endüstride de çalışıyoruz. Doğal olarak da bunu takip eden bir ekibimiz var. Makine evet. Ağırlıklı olduğu için. Ben size ekleyebilir miyim bir soruya devam? Ya aslında şimdi endüstride, yani Türkiye'de endüstri 3'e yakınız gibi, ne 2 ne 3. Endüstri 4.0 Almanya geneline daha yaygın ama piyasada şey çıkmaya başladı gittiğim seminerlerde de. Endüstri 5.0 uygulamaları başladı diye. Sizce Endüstri 5.0 oluştu mu? Yoksa sadece şey, hızlı böyle bir ortaya sürülmeyle alakalı bir şey mi? Şimdi ben demiştim ki sürdürülebilirlikte rekabetçi olmak lazım. Rekabette de maliyetlerin belli bir alanda tutulması lazım. Şimdi burada mesela şu an devam eden bir üretimde bunlar çok büyük yatırımlar oluyor genelde. Devam eden yatırım genelde büyük bir yatırım gerektiriyor. Mesela bizim bir projemiz var. Bir yeni bir üretim birimi açılıyor. İşte onunla ilgili makineler şu an kendi sahasında dünyada en gelişmiş makineler. Yani bunu bizim şirketin işte Amerika'da da fabrikaları var. Ben de orada da gezdim. Asya'da da var. Avrupa'da var. Yani mesela bizim şişirme kalıpları olan Avrupa'da en yeni kalıplar bizde. En fazla robot kullanımı bizde. Bu dediğim gibi biraz da yeni projeye bağlı bir şey. Yeni proje olduğunda siz en yeni ekipmanı alabiliyorsunuz. Yatırım yapabiliyorsunuz. Çünkü onun sağladığı menfaat da fayda da fazla olduğu için. Ama devam eden bir proje ise bunun maliyeti bazen çok fazla olabiliyor. Ona dokunmuyorsunuz. Yani bu yeni projeye bağlı bir şey, yani Endüstri 5 olması. Biz bunu kısmen yapıyoruz.
yeni projelerle birlikte. Evet, haklısınız. Ya ben mesela büyük kurumsalda yapmıştım tekstil üzerine. Evet. Orası ne kadar kurumsal olsa da yani sunduğumuz fikirler maliyetten dolayı red yemişti. Biz scanner sistemi düşünmüştük. Kumaştaki hata payını bilgisayar yoluyla taramayı düşünmüştük. Ama maliyetten dolayı red yemiştik. Ondan dolayı hani siz de bu nasıl işliyor sormak istedim. Teşekkür ederim. Yani bizim de zaman zaman maliyetten dolayı yapamadığımız konular olabiliyor. Mesela bizde de şu an benzin depoları kamerayla kontrol ediliyor. Uygunsuzlukta ama bir ileri seviyesi vardı bunun. Maliyetten dolayı gerçekleştiremedik. Çünkü bizde öyle bir şey ki maliyet sadece Türkiye'deki TI fabrikası diye bakılmıyor. Diyelim ki bir Toyota İngiltere'den de alıyor. Toyota'nın İngiltere'de de fabrikası var. Toyota Fransa'da fabrikası var. Onlar diğer fabrikaların da bir yaptığın iyileştirme onlarda da yapma zorunluluğu olduğun için maliyet milyon euroları bulabiliyor. Onun için bazen hareket edemiyoruz. Evet, haklısınız. Teşekkür ederim ben cevabınız için. Masar amcacığım, senin zamanını almak istemiyorum zaten. Uzun süre seninle konuşmuştum. Çok teşekkür ederim bu arada beni kırmayıp buraya geldiğin için, arkadaşlarımla konuştuğun için, bilgilendirdiğin için. Teşekkür ederim. Benim için gerçekten bir zevkti. Yani sizler Türkiye'nin bizim geleceğimizsiniz. Ve sizlerin yetişmesi, en iyi yetişmesi... Bizim Türkiye'nin geleceğinin güvencesi. Sizlere de başarılar diliyorum arkadaşlar, hepinize. İnşallah belli bir ortamda bir yerlerde görüşürüz. İnşallah. İyi bayramlar diyorum. İyi bayramlar Masar amca. Nazire teyzeme de selam söylüyorum buradan. Görüşürüz. Aleykümselam. İyi günler, iyi akşamlar. Allah'a emanet. İyi akşamlar.